Hocam öncelikle üniversitemize hoş geldiniz demek istiyorum ben. Sizi buralarda ağırlamak gerçekten çok güzel. Ee, sorum şu şekilde hocam. İlk oryantalist çalışmaların Kur'an Kur'an'ın çevirileriyle başladığını söylediniz. Ee, bunun nedeniyle birlikte bu çevirilerde metne ve bağlamı ne kadar sadık sadık kalındığını ben sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yani bu soruyu tabii ki benden daha ziyade bir ilahiyatçı hocanın cevaplaması gerekiyor. Uzun uzun araştıran birisinin ama şunu söylemek lazım. Genelde doğu üzerinde yapılan araştırmalar evet öncelikle Kur'an'ın çevirileriyle başladı. Yani bir şekilde ilk araştırmalar, ilk kitaplar aslında Kur'an'ın batı dillerine çevrilmiş halleri olarak karşımıza çıkar. Daha sonradan özellikle Doğudaki mesela Gazali gibi ya da İbn Sina gibi birçok düşünürün kitaplarının çevrilmesiyle devam etti. Hatta evet. İbn Sina'nın kitapları aslında Batı dillerine, yani bizim şimdi hakim olduğumuz Türkçe'den bile daha önce çevrildiğini söyleyebiliriz. Biz birçoğunu aslında oradan belki tekrar okuduk. Ama Maalesef. Evet ama ama yani e, işte bu sadece masum bir bilgi arayışı olarak kalmadı. E, benim söylemeye çalıştığım şey şu arkadaşlar mesela işte Kur'an'da da... biz o çınar altında e, dinlenirken yapılmış olabilir mi bu çalışma diye gündeme geliyor. Daha önce bir programda da konuştuk hocam. 113 zannedersem İbn Sina'nın kitabının e, Yahudide tarafından çevirilişinin sayısı. Biz de henüz daha Türkçe çevirisi olmadığından bahsediyoruz. Bizim birçok kaynak diye baktığımız, kendimizle alakalı öğrenmek gereken, öğrenmemiz gereken birçok şeyi de onların bunu yapmış olması daha ciddi bir sıkıntı değil. Bunu da konuşmamız lazım. Değil mi? Bence bence çok ciddi bir sıkıntı değil. Hatta sıkıntısızlık halinin göstergesi. Bu da toplumların... Aslı geliş... var ki çevriliyor. Yani hayır, toplumların gelişmesine çok doğal bir hikayedir. Yani İbn Haldun'un da uzun yüzyıllar önce söylediği hikayedir aslında bu. Yani bir toplum medenileştikçe aslında bir şekilde yani konfor o toplumu bir şekilde ele aldıkça e böyle olur toplum. Mesela Lale Devrini biz şimdi ne olarak bakıyoruz geriye dönük olarak? Müsriflik olarak bakıyoruz değil mi? Evet, evet Yani, yani o oh hayır. Lale Devri aslında Osmanlı'nın en ince edebiyat sevkinin ve en ince estetik sevkinin yaşandığı dönemdi. Çünkü yani gerçekten mesela biz Kanun Sultan Süleyman dönemini Osmanlı devletinin zirvesi olarak görürüz değil mi? Hı. Oysa bana göre lale dönemi, mesela lale devri aslında Osmanlı yaşam tarzının en zirvesidir. Hı. Oysa biz şimdi onu geriye dönük olarak israf, müsriflik evet, ya da işte başka bir şey olarak görüyoruz. Bütün zenginleşen toplumlar böyle olur. Bütün zenginleşen toplumlar bir şekilde aslında işte edebiyatta, estetikte ya da işte kendi düşünme biçiminde bir şekilde incelirler ama başka konularda ciddi bir şekilde geri kalırlar. Bu çok bilmediğimiz bir şey değil aslında. Mesela Bağdat'ta İslam'ın ilk çağlarında yani İslam'ın bir şekilde yayıldığı ilk çağlarda Bağdat'ta ciddi bir tercüme hareketinin yapılması evet. ve o tercüme hareketiyle ciddi bir bilgi birikiminin oluştuğunu da düşünürseniz evet o o dönemlerde de o olur aslında. Mesela bugün açısından bakarsanız aynı şeyi Mesela gündelik hayatınızda çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bu, bu da insan toplumsal hayatının doğal dönüşümü ile alakalı bir şeydir. Yoksa bizim genel olarak ataletimizle falan alakalı bir alakalı şey değildir. değildir. Ta, bu bu sorun tarihseldir, değişim bununla alakalıdır. Yani dün atalet içinde olan toplum, bugün mesela girişimci toplum olabiliyor. Aynı Görüşmeler. toplum, farklı bir toplum değil ki. Bir yerde ama hocam bağlantı kopmuş gibi, yani... Ee... Dünyaya medeniyeti öğretir bir haldeyken, altın çağlarınızı yaşadığınız dönemlerde geçmiş bir toplum temsili varken, öyle bir bağlantının koptuğu bir dönem yaşanmış ki, tersine dönüşen, tersine çevrilen bir hale gelmiş. Ama o kadar güçlüyseniz ne ihtiyacınız var? Mesela Amerikan sıradan bir Amerikan vatandaşına sorun, Türkiye nerede diye bilmez.